Ve tabii hocam yine hepimizin vazgeçilmesi, yatarken hemen gözümüzü telefonda, kalkarken yüzümüzü yıkamadan direkt telefonla temas halindeyiz. Peki telefonun da zararı var mı? Çünkü telefon da radyasyon yayıyor. Cep telefonu kullanımını dikkatli yapmamız gerekiyor. Cep telefonu hayatımızda olmazsa olmazımız. Hayatımızı kolaylaştıran bir cihaz. Bir yere gitmek istediğimiz zaman orası ile ilgili bilgiye sahip olmak gerekirse, yolumuzu kısaltmak için, bilimsel, kolaylaştırmak için, bilimsel makalelere ulaşabilmemiz için, işte yani çok faydalı yönleri de vardır ama telefonu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Telefonu dikkatli kullanmak nedir? Ben bununla ilgili birkaç madde söyleyeceğim size. Öncelikle telefonun kullanılmasıyla telefonu geceleri yatarken yatak odasında bulundurmayacağız. Ve yatarken de internet bağını kapatarak yatmamız gerekiyor. Yani o kişiye sadece yanında bir telefon cihazı olarak kalması gerekmektedir. Gece önemli, çünkü gece bizim bütün vücudumuzdaki organlar relax hale geçer ve oradan gelen farklı mesajlarla, yani telefona gelen farklı mesajlarla elektromanyetik radyasyon riskini arttırmaktadır. O yüzden de bize zararı olabilir. Geceleyin mutlaka, bir de başın altına koyabiliyorlar maalesef. İnternette bağlantısını koparıp bulundurmak gerekir. Yine yolculuk sırasında cep telefonuyla kullanmamamız, cep telefonunu görüşmelerimizi minimuma indirmemiz gerekiyor. Çünkü yolculuk sırasında bir baz istasyonundan, yolculukta gittiğimiz yol boyunca bir baz istasyonundan öbür baz istasyonuna doğru geçerken telefonumuzun algılayacağı sinyaller zaman zaman çoğalıp zaman zaman azalır. Bu da telefon konuşmamız sırasında bize zarar getirebilir. Yine asansörlerde telefon çekmediği zaman telefonla ulaşımı sağlayabilmek için daha fazla elektromanyetik radyasyon yayar ki ulaşabileceğimiz kişiye ulaşmamızı arttırmak için. Yine kapalı alanlarda ve asansörde cep telefon kullanmamaya dikkat etmek gerekir. Çocukların, küçük çocukların vücudundaki su oranı daha yüksek olduğu için çocuklara asla ve asla cep telefonu vermememiz gerekiyor. Çünkü onu anten gibi kullanır. Vücudunu, çocukların vücudunu maalesef anten gibi kullanmaktadır. Onlardan uzak tutacağız. Yine sadece mesajlaşmaya izin verebiliriz çocuklarımızın. Bizler de telefonu ilk açtığımız zaman, telefon düdük sesi çaldığında, ilk açıldığındaki radyasyon, sonraki konuşmalarımızdaki radyasyonla karşılaştırıldığında ilk açıldığındaki radyasyon oranı daha yüksektir. O yüzden telefonu ilk açarken vücudumuzdan uzak bir yere açıp sonra getirmemiz gerekiyor kulağımıza. Yani o ilk temas çok zararlı. İlk temas zararlı ve mümkün olduğunca işte kulaklık kullanmak, bunun riski 17 kat düşürdüğüne dair çalışmalar var. Kulaklık kullanmamız gerekiyor. Özellikle hamilelerin çok fazla cep telefonuyla haşır neşir olmamalarını istiyoruz. İhtiyacımız olduğu kadar kullanalım ama ihtiyacımızın fazlasını hayatımızdan, o telefonları ne kadar çıkarırsak bize o kadar çok zarar vermemiş olur diyebilirim.